Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir mucize daha. Neslihan Kılıç isimli kadın sağ çıkarıldı. Şükür. İnanmıyorum. 258. saat, şimdi Fulya'nın bakmaya gittiği, emin olmak için gittiği yer. Ellerine sağlık. Kahramanlarımızın ellerine sağlık gerçekten. Adı neydi demiştiniz? Neslihan Kılıç. Enkazdan sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş'ta 258. Yani saatte. Gibi diğerleri bir mucize daha nedir? Deniyor. Yani evet, artık mucize biraz daha bilgi var ama onu tutalım. Öğrenmek lazım. İstiyoruz değil mi? Çünkü inanılmaz bir şey, 258. saatte aç, susuz, günlerce, 11. gün bugün. Yani bu mucize ötesi bir şey bence, yani artık mucize tanımını değiştirmek lazım. Bu farklı bir şey. Ne güzel. İnşallah bu Fulya'nın vereceği haberden farklı bir haberdir değil mi Semiha? İnşallah biz ikincisini de almış oluruz. İkinci mucize haberi de almış oluruz. İnşallah. Gözümüz kulağımız gelecek, iyi haberdi hakikaten. Yani tüm Türkiye'nin şu anda buna o kadar ihtiyacı var ki. Çok bu ihtiyacım. İyi bir haberi evet. Almaya. Evet. Şu kadar kaotik bir ortamın içinde, şu kadar acının içinde bizim şu an tek tesellimiz iyi bir haber alabilmek. Şu an 258. saatte yani bir enkazın altından çıkmak. Uğurlu geldi. İnşallah ikincisi de gelecek. İnşallah yani. İyi bir haber. Evet inşallah. Dilerim. Fulya başka bir yere gitmiştir. İnşallah bu ikinci iyi haberi alacağız. Bunu, hazır olur olmaz evet, alacağız. Bunu öğrenmek istiyorum. Evet hocam, anladım, şimdi yer kabuğunun parçalarını konuşuyorduk. Nasıl da, hareket ediyor? Evet. Çok güzel. Bir kaynayan kazandaki suya benzetiriz. Suyu koyduğunuz zaman tencerenin içerisine hiç hareket etmez. Ama altından ısıttığınız zaman kaynar, ısınan su yukarı çıkar ve döner. Sürekli bir sirkülasyon yapar. İşte mağmanın içinde de radyoaktif elementlerin termal olarak yarattığı konveksiyon akımları var. Onlar mağmanın içinde döndükçe üstündeki kıtalarda aynı sandallar gibi hafif hafif hareket ederler. Isıyla mı alakalı? Evet, ama radyoaktif bir ısıyla. Hı. Biz bunlara konveksiyon akımları diyoruz. Koca kıtaları hareket ettiriyorlar. Bazı yerde yavaş, bazı yerde biraz daha hızlı. Mesela bu Arabistan'ın olduğu yerde her sene 10 milimetre hareket eder. Hocam özür dilerim. Hazır Fulya. Fulya dinliyoruz seni. Az önce aldığımız bilgi doğruymuş. Ebrar sitesinde 258. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Ebrar sitesinin enkazında günlerdir mahsur kalan Neslihan Kılıç isimli kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gerçekten ekipler ve aynı zamanda Ebrar sitesinde yakınlarından haber almak için bekleyenler büyük bir şok da yaşamışlar. Bölgeden şimdi haberler de geliyor bana. O noktaya ulaşmaya çalışıyorum. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı. Fulya genç biri mi acaba? Duydun mu bununla da ilgili bir şey? Semiha şöyle bir yandan görüntüler de geldi bize. Bilmiyorum ekran arkadaşlarım yansıtıyor. Hazırlanıyor. Mu? Hemen gelecek. Çok az kaldı. Evet. Evet. Ama tam yaşı konusunda bir bilgi yok. Şu an elimde görüntüler olduğu için yani orta yaşlı bir bayan gibi, kadın gibi gördüm ama henüz yaşını bilmiyoruz ama Neslihan isminde, Neslihan Kılıç. Ebrar sitesinin Z bloğundan çıkartılıyor. Biliyorsunuz. Evet, görüntüler de geldi şu anda nasıl kurtarıldığına dair görüntüleri evet. De sen anlatırken izliyoruz Fulya. Yani evet. Hakikaten İnanılmaz bir an ya bu. Yani 258. saat. Ki dün Ebrar sitesinde umutlar tükenmişti Meltem. Gerçekten Ebrar sitesini uzun zamandır konuşuyoruz, anlatıyoruz. 10 bloklu, 11 katlı tüm blokları yıkılan, çöken bir siteydi. Binden fazla insanın yaşadığı bir siteydi. Çok sayıda insan orada hayatını kaybetti. Ve yakınları, enkaz altında kalanların yakınları günlerdir o noktada bekliyorlar. Nüfusu kalabalık olduğu için sitenin çok sayıda da insan o noktada bekliyordu. Herkes haber almaya çalışıyordu yakınlarından. Ve aynı zamanda Ebrar sitesinin çevresindeki binalar ağır hasarlı olduğu için şu an biz bu arada geldik, olay yerindeyiz. Fulya bilgi alabildin mi bilmiyorum ama acaba iyi miymiş, sağlık durumu nasıl? Çok sıcak bir bilgi. Biraz sonra öğreneceğim ama Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü Semiha. Sütçü İmam. Onu söyleyeyim sana. Evet, hemen tedavi altına alınıyor. Şunu da belirteyim. Bu noktada gerçekten Ebrar sitesinde arama kurtarma çalışmaları zaman zaman durma noktasına gelmişti. Niye? Çünkü açı sarsıntılar olduğu için
burada ekipler çok riskli yapıların ortasındaydı bu enkaz. Dolayısıyla artçılar sınıflar olduğu zaman bu riskli binalardan... Hulya bugün 3 artçı olmuş Şükrü Hocam şimdi söyledi. O noktada... Hep oluyor gerçekten. Bunu hissediyoruz biz bu sarsıntıları. Dolayısıyla şimdi şöyle yayında mıyız? Görüntümüz geldi mi bu arada? Hayır. Yok sadece sesini duyuyoruz. Biz bir yandan da Neslihan Hanım'ın kurtarılma anlarını izliyoruz şu anda. Seni de dinliyoruz. Dediğin gibi gerçekten bitti dediğimiz yerde yeni bir mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. 258. saat dile kolay 11. gün. Ve şu anda Ebrar sitesinden mükemmel bir haber aldık gerçekten. Sağlık durumuyla ilgili haberleri de alacağız. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ve şu anda da o arama kurtarma ekiplerinin o sıcak görüntüyü de izliyoruz bir yandan. Neslihan Kılıç'ın nasıl kurtarıldığına dair görüntüler geliyor ekranlarınıza. Semiha inanılmaz bir haber. Birkaç dakika önce dedik ki Aleyna umudun ölmeyeceğini gösterdik. 248. saatte çıktı o genç kız 16 yaşında. 258. saate geldik ve şimdi Neslihan Hanım, Neslihan Kılıç çıkartıldı. Çıkarıldıktan sonraki görüntüleri ekranlara geliyor. O kadar merak ediyorum ki nasıl anlaşıldı, acaba ısı mı alındı, konuştu mu, irtibata mı geçtiler? İnanılmaz merak ediyorum şu anda. Ama geride biri vardır, birileri vardır, onları da işaret etmiştir. Evet. Hulya biz seni duyuyoruz, devam edebilirsin. Görüyoruz da aynı zamanda seni, görüntün bize geldi. Çok heyecanlıyız. Neslihan'ın, Neslihan Kılıç'ın eniştesi yanımızda. Neslihan Kılıç doğru değil mi? Doğrudur. Kaç yaşında Neslihan? 30 yaşında. 30. Yani inanılmaz bir mucizeyi yaşıyoruz biz değil mi? Biz mezarını bile kazdırmıştık. Gerçekten. Gerçekten evet. Ah benim abim. Ah benim abim. Allah'ım ya. Yani... Neyse. Allah diğerlerine nasip eder inşallah. İki tane çocuğu var eşi daha içeride. İki çocuğu içeride. İçeride. Çocuğu, eşi de orada. Neslihan çıktı. Şimdi nasıl durumu? Ciğerinde ismini, konuştu mu? İsmini falan söyledi. Hastanede şu an. Evet, sütçü imama götürülmüş. Evet, doğrudur. Yani bilinci yerinde, şuuru yerinde konuştu, ismini söyledi. İsmini söyledi. Hastaneye götürdüler işte. Nasıldı yüzü gözü? Bakabildiniz mi, görebildiniz mi? Tozdu ya. Tozluydu. Hani böyle çizik var mıydı? Yok, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece toz vardı yüzünde. Sizin isminiz ne? Gazi Yıldırım. Gazi. Gazi abiciğim kaçıncı katta oturuyordu Ebrar sitesinde? Yedinci katta oturuyordu. Yedinci katta. Eşi iki çocuğuyla beraber. Doğrudur. Eşi ve iki çocuğuyla beraber oradaydı işte. Kendisi çıktı eşiyle iki çocuğu orada. Çocukların biri 2 yaşında, biri 5 yaşında. Yani burada açıkçası dün de bugün de böyle bir sessizlik, böyle bir çaresizlik. Artık insanlar gerçekten umudu tamamen kesmişti. Az önce de dediniz ya, mezarını bile kazdık yani hazırladık dediler. Evet, derken, doğrudur. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani burada yani burası çok geç kalındı. 9 gün sonra 2 gündür çalışma var burada. Yani. Ve kalabalık da bir site. Evet. Daha çok insan yani ne yazık ki enkazın altında olduğu söyleniyor. Yani hayatını kaybeden, yani cansız bedenlerin çıktığını gördük. Ama buradan başka mucize kurtuluşları da gördük Gazi abi. 10 yaşında bir çocuk çıkartılmıştı birkaç gün önce burada. Doğrudur, buradayız. Biz 11 gündür buradayız. Biz Elbistan'da oturuyoruz. Siz buraya geldiniz. Burada uzman çavuş kendisi Bacanan. Maraş'ta görev yapıyordu. Suriye'deydi. Buraya gelmişti izine. Böyle felaketle karşılaştı işte. Neslihan bu siteyle alakalı hiç konuşur muydu? Yani şimdi bu 10 bloğun 10'u da yıkıldı bu depremde bu sitenin. Ya zaten onlar çok olmamıştı. Ya, yeni mi taşındılar? Bir yıl falan olmuştu yani. Olmadı dedi. Bir yıl bile herhalde. Çocukları kaç yaşında? Biri 2 yaşında, biri de 5 yaşında. Yani şu an bilmiyorum ne hissediyorsunuz, ne duruyor. Yani şok halindesiniz. Şoktayız yani biz.
Annesi babası burada mı Neslihan'ın peki? Babası kendisiyle gitti. Annesi de Elbistan'da. Burada kimse yok yani. Yani gerçekten çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Biz de bu Ebrar sitesi için özellikle yani ekipler çalışıyorlar evet ama umutların bitti dediğimiz yerden bir mucize haberi daha geldi evet. Değil mi? Evet. Neslihan Kılıç mucizenin adı 30 yaşında. Ne iş yapıyor? Mesleği ne efendim? Ev hanımı. Çalışmıyor. Ne dediniz 5 dakika önce? 5 dakika önce çalışmasın diye yani cenazeleri parçalamasınlar diye durdurmaya çalışıyorduk biz. Bir şey olur diye evet. Değil mi? Bir ses geldi ondan sonra mucize geldi. Ha, nasıl olmuş? Neslihan mı sesini duyurmuş? Orada çalışıyorlardı arkadaşlar. Onlar duydular sesini. AFAD ekibi. Onlar duyuyor. Evet. Ondan sonra işte sessizlik oldu. Çıktı gitti. Ve bilincinin açık olması ve aynı zamanda konuşuyor olması, kendi ismini söylüyor olması çok iyi. Yani tabii doktorlar bilir genel sağlık durumunu ama inşallah. Yok hiçbir sıkıntı yok Allah'a şükür çok birinci şükür, yerinde inşallah, yani. İnşallah. Hani hep iyi olsun sağlığı i̇nşallah. Zaten. Darısı eşinin ve çocuklarının i̇nşallah, başına. İnşallah. Sağ olasın Gazi abicim. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Neslihan'ın eniştesi. Neslihan 30 yaşında Neslihan Kılıç. Şimdi ekipler tabii AFAD fark etmiş arkadaşları bir yandan UMKE ekipleri burada. Şöyle ilerleyelim bakın. Yani o kadar gerçekten enteresan ki bir yandan ambulans, bir yandan cenaze aracı, bir yandan umutlu bekleyiş, bir yandan aynı zamanda hüzün. Yani söyleyecek, anlatacak o kadar çok şey var ki siz mi çıkardınız ha? Siz mi çıkardınız? Ben çıkardım. Evet ben çıkardım. Nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz? Ya söyleyecek hiçbir şey yok. Nefes nefesi. Nefes nefesi. Ya onu yaşamak yeterli. Mucize yaşadık biz ya. Allah yani umarım hayatta kalır. İyiymiş ama öyle diyorlar hani kendi umarım ismini söylemiş. Kalır. Evet hayatta mısın dedim tepki verdi. Hı. Yani görüntüsü güzeldi umarım hayatta kalır. Hı. İsmini söylemiş değil mi? İsmini bana söylemedi. Ben sadece arkadaşları çağırdım. Galiba sağlıkçıları çağırdım. Sağlıkçıları çağırdım evet hı. Sağlıkçıları çağırdım. Yani çok iyi görünüyordu umarım hayatta kalacak. İnşallah tabii İnşallah ki. İnşallah. Evet yoğun çalışıyorsunuz şimdi yani umudu kesmiyoruz. Kesmiyoruz gene işe döneceğiz. Değil mi kesmiyoruz. Kesmiyoruz gene birazdan enkaza gideceğim. Hadi. Şimdi enkaza gideceğim. Hadi o zaman burada çünkü çok insan bekliyor. Hadi inşallah yani. İnşallah umarım. Biraz soluklansınlar ekipler tabii. Onlar da yoğun bir mücadele veriyorlar gerçekten. Şimdi Ebrar sitesinin enkazını size şu an gösteriyoruz. Bakın şu an galiba sessizlik isteniyor. Çünkü bir yandan da karartma yapılmış. Bölgede anladığım kadarıyla ekipler şu an ileride sessizlik istiyorlar. Semiha ben şimdi sözü size bırakayım.